Mutlu cumartesileri diliyoruz sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve 6 Nisan cumartesi gününe dair günün ilk yarısına yansıyan tüm önemli gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Sayın seyirciler bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz maalesef ki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Mehmet Sait Baycengiz hayatını kaybetti. 21 yaşındaki İrem Nur Yurtsever de ağır yaralandı. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Polis basın bültenine göre kaza, Mehmet Sait Bay Cengiz'in yönetimindeki SV-822 plakalı saron araçla süratli bir şekilde batı istikametine doğru seyrettiği sırada sanayi çemberine yaklaştığı zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde savrularak çemberi çevreleyen bordür taşlarına ardından da yolun soluna çıkarak beton sete çarpması sonucu meydana geldi. Kazada ağır yaralanan araç Durucusu Mehmet Sait Baycengez, kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur Yurtsevense yapılan tüm müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ülkemize günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. Ayağının tozuyla geldiği Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Yılmaz, Güzel Yurt'ta düzenlenen ve Başbakan Ünal Üstel'in de katılarak konuşma yaptığı iftar programında yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. İftarda konuşan Başbakan Üstel, Güzel Yurt'un sorunlarını tarihe gömeceklerini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaretin daha rahat yürütülebilmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz, yeni mali işbirliği protokolünü hazırlamaya başladıklarını, amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her bir vatandaşa dokunmak ve refahını artırmak olduğunu vurguladı. Temaslarını tamamlayan Yılmaz, akşam saatlerinde adadan ayrıldı selamlama konuşmasıyla başlıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzel Başbakan İnal Üster'le birlikte Güzel Yurt Öztürk Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla buluşarak Güzel burada düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Güzel Yurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzel Yurt'un Anavatan Türkiye'nin bölgeye yaptığı yatırımlarla gelişmine devam ettiğine dikkat çekti. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de bölgemizin ihtiyacı olan ...konulara da bir an evvel imza atmak ve halkımızla birlikte kucaklaşmak arzusunda ve kararlandayız. Başbakan Ünal Üstel de Güzellur'da yaptığı konuşmada... ...Kandil Gecesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu ve iktidar programına katıldığını söyledi. Her zaman her gelişinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına bir müjde getirin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanımızın daha rahat, daha ferah olması için her gelişinde bir proje. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asrın projesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başbakan, Anadolu'dan gelen suyun Geçitköy Barajı'na düşerek önce evlere verildiğini söyledi. Üstel suyu yavaş yavaş güzel yurtovalarıyla buluşturacaklarını söyledi. Durduğumuz birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etabı için 23 milyona yakın bir bütçeyi ayırdılar. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra güzel yurtta Türkiye suyunu almayan hiçbir narenciye bahçesi kalmayacak. Dolayısıyla bu asrın projesi gerçekleştikten sonra ikinci asrın büyük projesi kaployla enerji. Ve bunu da yine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bu protokolü yaptık. Ve fizibilite çalışmaları yapılıyor. Yakın bir zamanda da bitecek ve bu kablonun artık çalışması başlayacak. Dolayısıyla her geldiğinde bir projeye imza atar. Bugün de bu projeye imza atıyorduk. Yine Güzel Yurt'un uzun zamandır gündeminde olan Güzel Yurt Hastanesi 2016'dan beri atıl vaziyette duruyor. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın sayesinde bu hastanesinin artık ihalesi yapılıyor ve çok yakın bir zamanda güzel yurta hizmete açılacak. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısını hatırlatarak çağrının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu anımsattı. Bir tarihi gün, bir milat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Değerli kardeşlerim. Azerbaycan'ın Milli Meclisi bugün bizim dostlar parlamenter grubunu onayladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türk halkının en güzel dileklerini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında mübarek Ramazan Bayramı'nın sağlıklı ve huzur içinde geçmesini diledi. Türkiye'de yerel seçimlerin tamamlandığını ve halkın yerel yöneticilerini seçtiğini söyleyen Yılmaz, çıkan sonuçlardan kendi paylarına dersler de çıkaracaklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan, bu devletin vatandaşı olan tüm insanlara nasıl daha fazla dokunabiliriz? Onların sorunlarını nasıl daha fazla çözeriz? Nasıl daha fazla destek oluruz buradaki insanımıza? Temel yaklaşımımız bu tarım alanında da çiftçilerin tazmin yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz. Küçükbaş hayvan sektöründe yaşanması beklenen düşüşün önüne geçebilmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Yemlik arpanın hibesini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde bu miktarın ilk kısmı olan yaklaşık 3500 ton arpa Kuzey Kıbrıs'a geldi ve önümüzdeki günlerde üreticilerimize dağıtılacak hayırlı uğurlu olsun diyor. Yine tarım alanında sera üreticilerine de hibe desteği sağlanmış ve toplamda 245 üreticiye 10,6 milyon TL'lik ödeme yapılmıştır. Son dönemde narenciyede bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Aslında tüm dünyada bir üretim artışı olan bir dönemden geçtik. Türkiye'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı sorunu yaşıyoruz. Bu bize özel bir sorun değil gerçekten. Bütün dünyada bu sene bir üretim fazlası, arz fazlası yaşandı. Bunu yönetmeye gayret ediyoruz ve burada özellikle dalında ürün kalan üreticilerin desteklenmesine dönük bir çalışmayı Sayın Başbakan ekibiyle birlikte çalışıyor. Biz de elimizden gelen tüm gücümüzle üreticilerimize destek olacağız. Bunu buradan ifade etmek isterim. Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde de belediyelerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini, Türkiye yüzyılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacağını söyledi. Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Yılmaz, egemen eşitliği, eşit statüyü savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini vurguyarak, bir müzakere süreci olacaksa eşit iki devletin müzakeresi olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine de önem veriyoruz dedi. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Azerbaycan Parlamentosunda Kıbrıs dostluk grubu kurulması gerçekten son derece sevindirici. Sayın İlham Aliyev, Sayın Meclis Başkanı, partiler, Azerbaycan Meclisine de buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Üç devlet. Tek millet diyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk bu, Cumhuriyeti'ne bu, uygulanan haksız ambargoların olur. ortadan kalkacağına inanç Adınan, belirten Yılmaz. Onlar bir kapı kapar, biz onu yeni kapı açarız. Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk, Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin bir huzur adası olmasında çalışmalarımız sürecek Kıbrıs'taki şeklinde konuştu. Istirrar, haksız ambargolardan kurtul... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını sürdürüyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Tatar... New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görüştü. Tatar görüşme sonrası sonsuza dek çözüm için bekleyemeyiz, devletimizle yola devam edeceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme sonrası Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basına açıklama yaptı. Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Kıbrıs sorunu ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının iki devlet ve eşit uluslararası statü pozisyonunu anlattığını ifade etti. Haksız ambargoların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tatar, müzakerelerin Kram Montana'da kaldığı yerden başlamasının mümkün olmadığını söyledi. Kırbız'da iki devlet ve iki halk bulunduğuna işaret eden Tatar, 60 yıldır sürdürülen müzakerelerden bir sonuç elde edilemediğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan doğrudan uçuş, doğrudan ticaret, spor, kültürel ve diğer ambargoların haksızlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu ambargoları kabul etmediklerini vurgulayarak uluslararası camiadan bu haksızlığa son vermesini istedi. Tatar, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'nin statüsünü tek başına kullandığını, adanın tek hükümeti gibi kabul edildiğini, anlam planına hayır demesine rağmen Avrupa Birliği'ne kabul edildiğini, ancak Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk bulunduğunu, bunun da tüm kesimler tarafından bilindiğini vurguladı. Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğine dayalı gerçeklerden yola çıkılarak bir çözüm bulunabileceğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının sonsuza dek bir çözüm için bekleyemeyeceğini, devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yola devam edeceğini kaydetti. Tatar, Kıbrıs sorununun devam etmesinin de bundan dolayı olduğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'taki politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı görüşmelerde bu konuları anlattığını, bir taraf devlet, bir taraf toplum muamelesi gördükçe soruna çözüm bulunamayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Washington'da Amerikalı yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerine egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini aktardı. Cumhurbaşkanı, egemen eşit ve eşit uluslararası statü siyasetinden taviz vermeyeceğiz dedi. Washington'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşit ve eşit uluslararası statü siyasetinden taviz vermeyeceklerini resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın çok önemli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, Amerikalı yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerine egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini aktardı. Türk basın mensupları ile bir araya gelen ve gündemi değerlendiren Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları Amerika'daki muhataplarına ilettiğini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti. Amerikalı yetkililerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını kaydetti. Egemen İşit ve eşit uluslararası statü siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın çok önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Hudson Enstitüsü'nde Amerikalı uzmanlarla yaptığı görüşmenin de faydalı geçtiğini, uzmanların Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri medyasına da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Washington'daki Kıbrıslı Türk ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Güneş Onar da New York'ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Özel Temsilci Onar sırasıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Di Carlo, Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Estival, Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Karuki ve Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Polyanski ile görüştü görüşmelerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin'in son 3 ayına girilen görev süresi kapsamında adada sürdürdüğü yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığına ilişkin çalışmalar ele alındı. Devam edelim sayın seyirciler. Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubu kuruldu. Grup başkanı seçilen milletvekili Cavan Şirfeiziyev söz konusu kararı tarihi bir adım olarak niteledi. Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubu kuruldu. Azerbaycan Milli Meclisi'nin olağan genel kurul toplantısında görüşülen Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulması karar tasla ilk oylamada kabul edildi. Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı seçilen Milletvekili Cavanşir Fevziyev, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada söz konusu kararı tarihi bir adım olarak niteledi. Türk devletlerinin dünyadaki jeopolitik gerçekler doğrultusunda izlediği politikalara dikkat çeken Fevziyev, küreselleşme sürecinden maksimum düzeyde yararlanmak ve Türk medeniyetinin geleceğini, dünya düzenindeki yerini ve rolünü güvence altına almak için modern Türk devletleri arasındaki entegrasyon süreçlerinin zorunlu hale geldiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında parlamentolar düzeyinde yakın işbirliği temellerinin atılmasının Türk soylu devletlerin entegrasyon sürecinin en başarılı adımlarından biri olduğunu belirten Fevziyev, böylesine sorumlu bir işbirliği sürecine başkan seçilmek benim için büyük bir onurdur. Tüm meslektaşlarımızla birlikte Türk dünyasının bütünlüğü ve gelecekteki başarıları için çabalayacağız dedi. Azerbaycan Milli Meclisi'nde alınan karar ülkemizde memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Meclis Başkanı Sabiha Gafarova'ya teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubu kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar Türk dünyası bizim ailemizdir. Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubu kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Milli Meclis Başkanı Sabiha Gafarova'ya ve tüm milletvekillerine çok teşekkür etti. Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası ilişkiler çalışma grubu kurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Töre, bu tarihi kararı selamladığını belirtti. Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasını değerlendirdi. Töre açıklamasında oylamanın Azerbaycan Milli Meclisi'ne yer alan tüm milletvekillerinin evet oyu kullanmalarıyla onaylandığı haberini büyük bir memnuniyet içerisinde öğrendiğini ve bu tarihi kararı selamladığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla gözlemci üyeliği ve Cumhuriyet Meclisi'nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ndeki gözlemci üyeliğine müteakip, dost ve kardeş ülke Azerbaycan Milli Meclisi'nin aldığı kararın tarihi bir adım olduğuna işaret eden töre, bu tarihi adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın gelecekte Azerbaycan tarafından tanınması noktasında katalizör bir tesiri olacağını söyledi. Türe açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Uzun süredir Türk Devletleri ile kurmuş olduğumuz ilişkilerin ve parlamentolar arası dostluk grupları oluşturma çabalarımızın ilk meyvesini vermesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolundaki çetin mücadelemize daha büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla devam etmemize vesile olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası kamuoyuna duyurmak için yıllarca vermiş olduğu zorlu mücadele başta olmak üzere sesimizi duyurmak adına atılan adımların ve diplomatik temasların ne kadar yerinde ve önemli olduğu bugün gelinen noktada bir kez daha kanıtlanmıştır. Azerbaycan Milli Meclisi'nin almış olduğu bu anlamlı kararın Türk devletleri başta olmak üzere diğer dost ve kardeş ülkeler tarafından da benimsenerek emsal teşkil etmesini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki yıl üst üste yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki çağrıya destek vermelerini beklemekteyiz. Bizler, Geçmişimizden ve bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı mücadeleden almış olduğumuz güç ve her daim her konuda yanımızda olan ana vatanımız Türkiye'nin desteğiyle yolumuzda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısında bulunarak tanınma yolundaki bu tarihi adımın atılmasına liderlik eden Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere üç devlet tek millet söylemenin ne kadar gerçekçi olduğunun bir kez daha kanıtlanmasına vesile olan bu kararın alınmasında çok değerli katkıları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, değerli mevkidaşım Sayın Numan Kurtulmuş'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Başkanı, Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem kardeşime, Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek dostluk grubunun oluşturulmasına onay veren Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sabiha Gaforova ve Azerbaycan Milli Meclisi'ne mensup tüm değerli milletvekillerine şükranlarımı sunarım. Ve Başbakan Ünal Üstel de Azerbaycan Milli Meclisi'nde alınan kararı değerlendirdi. Başbakan Üstel kararı diploması için tarihi bir aşama olarak nitelendirdi. Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamento arası ilişkiler çalışma grubu kurulmasını diplomasimiz için tarihi bir aşama olarak nitelendiriyorum şeklinde yorumladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Üstel, üç devlet tek millet söyleminin her geçen gün daha da gerçeğe yöneldiğini belirtti ve bunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başbakan Üstel, Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulan siyasi, ekonomik ve diplomatik bağların resmi olarak meclis seviyesine ulaşmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti. Üstel açıklamasında, Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamento Arası Dostluk Grubu kurulmasına vesile olan değerli anavatan Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeli isteyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sabiha Gafarova'ya size Kıbrıs Türk cumhuriyeti ile ilişkilerini her zaman sıcak tutan yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tahir Budagova ve Türk milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerine yer verdi. diğer iç gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bir üniversitede yapılan yanlışın tüm üniversiteleri zora sokacak bir propaganda aracı haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni ziyaret eden Töre, üniversiteler göz bebeğimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni ziyaret etti. Töre, ziyaret yaptığı konuşmada, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin fakülte, öğrenci, akademik kadro ve kampüs bakımından ülke yüksek öğreniminde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Yani bir üniversitede bir yanlış olduysa bütün üniversitelerimizi karalama ve üniversitelerimizin genelini aynı düşünmek doğru değildir. Ee, bu yönde kasıtlı propagandalar yapılmaya çalışılıyor. Biz bunları doğru görmüyoruz. Onun için üniversitelerimiz bizim göz bebeğimizdir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Nadiri de devam eden süreçte törenin üniversitelerine yaptığı ziyaretin tüm yüksek öğrenim ailesine büyük bir güç vereceğini söyledi. tekrar... Kamuda 9 günlük bayram tatili bugün başladı. Ramazan Bayramı ise çarşamba günü başlayacak. Arife olan salı günü tutulan son orucun ardından başlayacak Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve cuma günü sona erecek. Polis Genel Müdürlüğü alkollü araç kullanılmaması ve araç sürerken telefondan uzak durulması yönünde çağrı yaptı. 9 günlük bayram tatili başladı. İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı ise 10 Nisan çarşamba günü başlıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla 8 Nisan pazartesi ile arife gününe denk gelen 9 Nisan salının idari tatil verilmesiyle bu yıl kamuda Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak. Arife olan salı günü tutulan son orucun ardından başlayacak Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve cuma günü sona erecek. Bayram namazı ülke genelindeki tüm camilerde 10 Nisan çarşamba günü saat 06.37'de kılınacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar bayramın birinci günü saat 11'de Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak. Başbakan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel ise saat 10'da Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Meteoroloji Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 12 Nisan cuma gününe kadar alçak basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkisi olacağını açıkladı. Polis Genel Müdürlüğü de halkın huzur ve güvenliği için bayram tatili süresince 24 saat kesintisiz olarak halkın hizmetinde olacağını açıkladı ve tüm halkın bayramını kutladı. Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj ayımlayan Polis Genel Müdürlüğü trafik uyulması gereken kuralları hatırlattı. Polis Genel Müdürlüğü alkollü araç kullanılmaması ve araç sürerken telefondan uzak durulması uyarısı da yaptı. Halkın Ramazan Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm emniyet tedbirlerini aldığını duyuran Polis Genel Müdürlüğü şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 narkotik ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağını vurguladı. Tüm belediyelerde bayram tedbirlerini aldı. Bayram süresince ayrıca Lefkoşa Fuar alanında bayram yeri kurulacak. Bayram süresince Lefkoşa Türk Belediyesi kadına yönelik şiddet ve mücadele ekibi de görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talebi için Alo 185 çözüm hattı üzerinden nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek. Diğer yandan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, birliğe üye 5 yıldızlı büyük tesislerin bayram tatilindeki doluluk oranlarının %83, küçük otellerin doluluk oranlarının ise %49 olmasının beklendiğini açıkladı. Birlik toplam 106 üye otelin 12'sinde bayram boyunca %100 doluluk, 42'sinin de %60-99 arasında doluluk oranı beklendiğini de kaydetti. Ercan Havalimanı Ramazan bayramı süresince özel uçaklar hariç tarifeli çarter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek. TNT Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklamada Ercan Havalimanı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bayram tatilini kapsayan 5-14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen 374 giden uçağa ev sahipliği yapacağı belirtildi. Polisin ülke genelindeki trafik denetimleri de sürüyor sayın seyirciler. Trafik denetimlerinde dün 427 araç dün 427 sürücü rapor edildi. Biri tutuklandı. 55 araçsa trafikten men edildi. Polis ülke genelinde trafik denetimleri yaptı. Polisin denetimlerinden 2245 araç sürücüsünden 427'si çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Polis basın bültenine göre trafik polisi ekipleri ülke genelindeki denetimlerinde 213'ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32'si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13'ü alkol içki tesiri altında araç kullanmak, 12'si seyri sefer ruhsatsız araç kullanmak, 13'ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4'ü sigortasız araç kullanmak, 2'si trafik ışıklarına uymamak ve 137'si diğer trafik suçlarından rapor edildi. Denetimlerde bir araç sürücüsü tutuklandı, 55 araç ise trafikten alıkonuldu. Trafik denetimlerine ilişkin haberimizin ardından gün ortası haber bülteninde bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz sayın seyirciler. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. alçak basınç sistemiyle nemli ve ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda havanın bugün parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, yarınsa az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarınsa güney ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 26, Girne'de 22, Alev Kayası'nda 20, Güzel Yurt'ta 23, Gazi Mausa'da 24, Lefke'de 20, Yeni Erenköy'de 21 ve İskele'de 22 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 8, Girne'de 11, Alev Kayası'nda 14, Güzel Yurt'ta 6, Gazi Mausa'da 11, Lefke'de 15, Yeni Erenköy'de 14 ve İskele'de 8 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 26, Girne'de 20, Alevkayası'nda 20, Güzel Yurt'ta 23, Gazi Mausa'da 22, Lefke'de 21, Yeni Erenköy'de 20 ve İskele'de 22 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, yarın az bulutlu geçecek. Rüzgarsa güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.